kez dünya turnesine çıktı. 71 konserlik dünya turnesinde ise ilk kez aynı şehirde arka arkaya tam 3 konser vermek için İstanbul'a geliyor. Aslında 2 konser için gelecekti ama yoğun ilgi üzerine bir konser daha eklendi. Dünyaca ünlü bir popstardan, Jennifer Lopez'den bahsediyoruz. Lopez ilk konserini vereceği 14 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da olacak. Peki Lopez Türkiye'den böyle bir ilgi bekliyor mu? Bu ilgiden şaşkın mı, İstanbul'da neler yapacak ve Türklere bir sürprizi var mı? İşte bu soruları Star Haber'de şimdi cevap verecek Jennifer Lopez dünya starını. İstanbul konseri öncesinde Star Haber'de hayranlarıyla buluşuyoruz. Popstar dünya turnesindeki yeni durağı Moskova'dan bültenimize canlı yayında konuk oluyor. Hello, I have to admit I'm pretty excited to host the world famous popstar. Çok heyecanlıyım çünkü sizin gibi dünyaca ünlü bir popstar canlı yayınımıza katıldı. Çok önemli bir yayında birlikteyiz. Bu nedenle size çok teşekkür ediyorum Star TV'ye katıldığınız için. Thank you for having me. Çok teşekkür ederim. Üç arka arkaya konser vereceksiniz İstanbul'da. Önümüzdeki hafta şimdiden tüm biletler satıldı. Acaba böylesine büyük bir ilgi bekliyor musunuz Türkiye'deki hayranlarınızdan? Aslında beklemiyordum, gerçekten de beklemiyordum böylesine bir ilgi. Çünkü benim için buraya gelecek olmak çok heyecan verici. Daha önce İstanbul'a hiç gitmedim ama dünyadaki en güzel yerlerden biri olduğunu duydum. Ve çok heyecanla bekliyorum. 3 tane performans sergilemeyi bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten 4 gözle bekliyorum. Çünkü şu ana kadar ki turnede çok iyi vakit geçirdik. Harika ve heyecanlı bir parçası olacak turnenin. Biliyorum heyecanlanacaksınız ve çok güzel olacak çünkü siz de hazırız. Sizce neden insanlar sizi bu kadar seviyor? I'm sorry, what did you say? Acaba niçin Türkiye'deki insanlar sizi bu kadar çok seviyor? I don't know. Bilmiyorum. But I love it. Ben de bilmiyorum ama çok seviyorum. Ben onları seviyorum. We know that you biliyoruz prepared an exclusive piece for your Istanbul daha önce Türkiye'deki hayranlarınız için özel like bir şovunuz var bu konserlerde. Dört gözle bekliyoruz ve sizin göbek dansı yapmanızı bekliyoruz. Oh my God, you guys aman heard tanrım, about that. Yes, duydunuz demek öyle mi? Evet, çok özel bir şey hazırlıyoruz Türkiye'deki konserler için. Çünkü 3 tane art arda konser gerçekleştiriyoruz. Aslında çok bahsetmek istemiyorum çünkü bu bir sürpriz aslında ama çok heyecanlıyız. Yani duyduğunuz kadarıyla göbek dansı dersleri almaya başladınız Türk bir dansözden. Acaba nasıl, Latin danslarına göre nasıl kıyaslarsınız? I'm gonna have to get some aslında locals probably to help me out, but we'll see. Yani we'll bu yerleri bana yardım etmek zorunda kalacak. Birkaç günümüz daha var, çalışmaya başlayacağız. Acaba Türkçe şarkı da söyleyecek misiniz? Acaba hiç Türkçe şarkı dinlediniz mi? Ve nasıl buldunuz o şarkıları? Hangi Türk şarkıcıları biliyorsunuz eğer duyduysanız? Aslında Türkçe şarkı hiç söylemedim daha önce. Gittiğim her yerde birazcık dilden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ama henüz Türkçe söyleyip söylemeyeceğimi bilmiyorum. Bu işe girişir miyim onu da bilmiyorum. Ama birkaç kelime öğrenmeye çalışacağım. Peki Türkiye ile ilgili şimdiye kadar neler duydunuz? Çünkü sizin acaba konser sonrası görüşleriniz nasıl olacak merak ediyoruz. Türkiye'de 7 gün geçireceksiniz. Sofya'daki konserlerinize buradan gelip gideceksiniz. Bu sırada İstanbul'da neler yapacaksınız? Neleri görmek istiyorsunuz ve hangi Türk yemeklerini denemek istiyorsunuz? Biliyorsunuz çünkü Türk mutfağı çok ünlü. Evet biliyorum. Aslında en güzel şey şu, turneye gittiğinizde bir sürü farklı yere gidiyorsunuz ve bu gittiğim yerler hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Bu sayede gidince yemekleri tadıyorum. İnsanlar bana gidilecek yerleri tavsiye ediyorlar. Çok heyecanlıyım. Aslında Türkiye'de İstanbul'da çok vakit geçireceğiz ve turnede en çok vakti İstanbul'da geçireceğiz. Genelde gittiğimiz yerlerde bir iki gün kalıyoruz. 5 gün İstanbul'dayız. Burada İstanbul'da burada kaldık. Oraya gittiğimizde elbette seyahat edeceğiz. İstanbul'da Kapalı Çarşı'da bir sürü fotoğraf çektirmek istiyoruz. İstanbul çok büyük ve yapmak istediğimiz çok şey var. Çok heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum. Yani peki acaba sahneye çıkmadan önce yaptığınız size şans getirecek bir şeyler var mı? You know what? I just really warm up. Ben sahneye çıkmadan önce ısınıyorum, vücudumu ısındırıyorum, birazcık aerobik hareketleri yapıyorum ve dua ediyorum. Dua ediyoruz hep birlikte ve hemen sahneye çıkıyoruz. Yapılacak en iyi şey, sizin ikizleriniz de Türkiye'ye birlikte geliyorlar. Turne boyunca yanınızdalar mıydı? Öyleyse de eminim çok heyecan verici ve güzeldir ama onlarla seyahat etmek nasıl?
Biz turnede birlikteydik. Mayıs'ta Amerika'dan ayrıldığımızda yanımdalardı. İki kez geri döndüler Amerika'ya, babalarıyla görüştüler ama yarın yanıma dönüyorlar. Bunu heyecanla bekliyorum çünkü çocuklarımı çok özledim. Evet, turnede benimle birliktelerdi. Evet, zorluklarla dolu elbette. Yani sahneye çıkıyorum, çalışıyorum, yoruluyorum, onlar da yanımdalar. Denge işi aslında, herhangi bir annenin yaptığı gibi. Çalışan anneler bilirler. Birazcık hokkabazlık gerektiriyor ama sonuçta onlar benim için çok önemli ve sağlıklı, mutlu oldukları sürece ben de elimden geleni yapıyorum. Obama destekçilerinden biriydiniz. Acaba ikinci zaferinden sonra bir kutlama yaptınız mı? Ben o sırada neredeydim onu hatırlamaya çalışıyorum. Evet, Finlandiya'da Helsinki'deydim ve uyuyordum aslında kazandığında. Ve her gün izliyorduk, gece yarısı izliyorduk ama uyuyup uyandığımda baktım ilk şey ne oldu sonuçta sormak oldu. Obama'nın kazandığını söylediler ve çok memnun oldum. Çünkü onun destekçisiyim ve onun kampanyasında ben de bir şeyler yaptım, destekledim. Çünkü onun bir insan olarak ona inanç duyuyorum ve birey olarak da çok seviyorum onu ve ülkemizi iyi bir yere getireceğini düşünüyorum. Bu ilk dünya turneniz ve Mayıs veya Haziran'dan beri seyahat ediyorsunuz. Evinizi özlediniz mi? Yeah, it is my first world. Evet, bu benim ilk dünya turnem. Size şunu söyleyeyim. Aslında daha kötü olacağını düşünüyordum. Daha kötü demeyeyim çünkü heyecan da gerçekleştiriyorum bunu ama daha yorucu olacağını sanıyordum. Aslında eskisine göre daha fazla enerjim var. Özellikle şu anda çünkü yılın başından beri neredeyse buna hazırlanıyoruz ve çok yorulacağımı sanıyordum. Elbette bazı günler evimi çok özlüyorum. Birazcık böyle şeyler hissediyorum ama onun dışında harika bir deneyim oldu. Dünyayı dolaşmak ve dünyanın dört bir yanından hayranlarımı görmek, onlara şarkı söylemek, gerçekten onların enerjilerini hissetmek çok güzeldi. Bu benim için büyük bir lütuf oldu. Ve peki sahnede gördüğümüz kadarıyla evet sizin o enerjiye sahip olduğunuzu görüyoruz. Son olarak Türk hayranlarınıza gelmeden önce bir mesaj vermek ister misiniz? Acaba Türkçe bir mesaj vermek ister misiniz? Aslında Türkçeden hiçbir şey öğrenemedim ama geldiğim zaman birkaç kelime öğrenmiş olacağım. Bu nedenle lütfen şovuma gelin. Harika vakit geçireceğiz konserlerde. Herkes çok iyi vakit geçirdi turnede. Çok büyük enerji sahibiyiz. En güzel parçaları söyleyeceğiz ve benim harika bir müzisyen ve dansçı takımım benimle birlikte elimizden geleni yapıyor, kalbimizi ortaya koyuyoruz. Bu nedenle hepinizi görmek istiyorum. Çok teşekkürler bize katıldığınız için. Biz çok heyecanlıyız Türkiye'de. Size ev sahipliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. İyi bir turne diliyoruz size. Çok teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere. Evet.